meydana hoş geldiniz. Bugün demokrasi meydanının misafiri CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Seni görmek ister her bahtı kara. Tam marş onu söylüyor şimdi. <laughs> Çok sağ olun. Evet. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz ee, güzel Ankara'mıza. Sağ olun. CHP Genel Merkezi'ndeyiz. Evet. Fakat biz böyle bir gün önce bizim ekip arkadaşlarımız geliyor ve biz de geliyoruz böyle. İnsan yani insanlar o kadar hoşuna gidiyor ki efendim ortak evet. değerlerimiz. Öyle. 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 Müthiş. Şimdi dün grup konuşmasında da formdaydınız, onu gördüm. Sağ olun. Oradan da notlar Sağ olun. çıkarttım, sorular sormak istiyorum. Tamam. Efendim Türkiye'nin gündeminde bir kere Sedat Peker meselesi var. Organize suç örgütü lideri evet. olmakla itham edilen bir ismin ortaya attığı iddialar. Sonra Sezgin Baran Korkmaz meselesi, evet. bir otele çekme, o oteldeki ağırlandı iddia edilen isimler, kişiler, şunlar bunlar çok. İki. Ama bununla başlayacağım. Evet. En çok üzüldüğümüz konulardan evet. biri bu Sayın Genel Başkan. Evet. Müsilaj koalisyonu. Şimdi... Belediye sizin elinizde. Artık evet. Millet İttifakı'nın evet. evet. ortak adayı olarak İmamoğlu. Evet. Fakat bu da yılların bir sorunu. İşbirliği kaçınılmaz gözüküyor. Bir kere üzüntümüzü ifade etmek istiyorum ve siz ana muhalefet partisi lideri olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sorunun kaynağı ne ve çözüm ne efendim? İsmail Bey, keşke olay bu noktaya gelmeseydim. Ben uzun yıllardır Marmara'nın korunması gerektiğini bir iş deniz dünyanın sadece bizde olan bir iş denizi başka bir ülkede yok. Ve buranın gözümüz gibi korunması lazım. Etrafı tümüyle yerleşim alanları, doğal harikalar var. Kasro Körfezi'ni bilmem bilir misiniz? Olağanüstü güzel bir yer. Ve biz Marmara'yı bu hale getirdik. Şimdi Ergene Nehri var. İstanbul'un atık suları yeteri kadar temizlenmiyor, akıyor. Ki 20-25 yıldır bakıyorlardı İstanbul'a maalesef gerekli özeni gösteremediler. Bu noktaya geldik. Şimdi e, Çevre Bakanlığı bir toplantı yapıyor. Bizim belediye başkanlarımızı da davet ediyorlar. Neyse en azından bunu yapmaları devlet adabı açısından son derece güzel ve doğal ve biz bunu da olağan karşılıyoruz. El birliğiyle biz bu işi nasıl temizleriz diye yapıyorlar, uğraşıyorlar. Bir şeyler yapacaklar. Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama Allah aşkına ya şu Ergene Nehri'nin doğduğu kaynağa bakıyorsunuz, denize aktığı yere bakıyorsunuz. Ya bir taraf bembeyaz, öbür taraf simsiyah ve yıllardır böyle devam ediyor. Mecliste araştırma komisyonları kuruldu. Mecliste önergeler verildi. Defalarca söylendi. Ya yapmayın, etmeyin dendi. Marmara Denizi kirleniyor dendi. Önlem alınmadı, alınmadı, alınmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nun, araştırma komisyonunu kurdu. Raporun gerekleri dahi yerine getirilmedi. Ve Erdoğan gitti. Tekirdağ'da bir miting yaptı dedi ki Ergene Nehri içilecek duruma geldi dedi denize döküldüğü yerde. Ben de dedim ki madem içilecek durumda o zaman saraya bağla ve iç kardeşim. Bak bakalım içilecek durumda mı değil mi? Yanıltıyorlar mı? Bilmeden mi konuşuyor? Nedir bilemiyorum. Bir, bakın bu konuda... Müsilaj. Evet, hı hı. bu konuda önlem almak gerekiyor. Süratle bunun nedenleri konusunda üniversiteler çalışıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de var bunların içinde. Nedenleri araştırılmalı ve bu konuda süratle önlem alınmalı. Marmara Denizi'nin temizlenmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılmalı. Biz de ne istiyorlarsa, belediye başkanlarımız hazır zaten. Her türlü katkıyı vermeye hazırlar. Üstlerine düşen görevi yapmaya hazırlar. Yeter ki merkezle yerel arasında samimi bir diyalog, samimi bir işbirliği kurulsun. Ayrıca evet. şunu yapılması lazım. Çevre e, hukukunun oluşturulması ve çevre mahkemelerinin kurulması lazım. Çevre artık 21. yüzyılın dünyasında en önemli alanlardan birisidir. Hı. Dolayısıyla çevre hukuku, çevre mahkemelerinin olması lazım. Çevreyi kirletenler konusunda ya da e, çevre konusunda gerekli e, duyarlılığı göstermeyenler konusunda da gerekli işlemlerin yapılması lazım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu konuyla ilgili gelişmeleri takip ederken dün hiç beklemediğimiz Hı. bir yeni açıklama ortaya çıktı. Ulaştırma Bakanı bir televizyona çıktı ve dedi ki Kanal İstanbul yapılırsa dedi Marmara'nın bu sorunu çözülür. Şimdi biz şaşırdık. Şimdi Kanal İstanbul projesi tabii bir ilgisi var. Şimdi onu size sormak istiyorum da şöyle, bilim adamlarımıza, biz bilim insanlarımıza bakıyoruz. Çünkü evet. hayattaki en öyle. hakiki mürşit Tabii. ilim yani oraya öyle. bak. Şimdi Naci Görür, dilerim bu şakadır dedi. bir Çok güvenilir bir isimdir öyle. Naci Görür. Cemal Saydam da keza öyle. O da dedi ki ne ilgisi var bunun dedi. Efendim siz bu Kanal İstanbul projesi ve Marmara'nın temizlenmesi evet. konusunda ne düşünüyorsunuz? İsmail Bey şunu söyledim. Eğer Kanal İstanbul'a herhangi bir ülke kredi verir, veya gelir de ihalesini alırsa, iktidara geldiğimizde Allah nasip ederse e biz o projeyi durduracağız. O ülkeyle de aramıza mesafe koyacağız. O şirketlerin asla paralarını ödemeyeceğiz. O şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmalarının önünü tamamen keseceğiz. Çünkü Türkiye'ye hiç kimsenin ihanet etmeye hakkı yoktur. Ne demek Kanal İstanbul? Ya Bir sürü kamu kuruluşu bu olmaz diyor. Ama onlar kafaya takmışlar Kanal İstanbul'u yapar. Neden? İstanbul'u rant alanına dönüştürmek ve İstanbul'u parsellemek istiyorlar. Ya İstanbul'a yaptığınız ihanet yetmedi mi ya? Şu müsilaj bile hala sizin aklınızı başınıza getirmedi mi? Kanal İstanbul'u yapıyor konuşuyor. Efendim bu olursa müsilaj olmazmış. Hangi bilgi? Hangi birikim? Hangi denetim? E, deneyim hangi akılla bunu söylüyorsunuz. Dediğiniz gibi bu konuda konuşması gereken bilim insanları, hı hı. bilim insanları konuşacak, araştırma yapacaklar, önümüze koyacaklar biz de bakacağız. Herhalde şaka yapmış diyor. Şaka değil efendim, şaka değil. Rant bunların gözünü bürümüş. Vallahi de billahi de gözünü bürümüş. Ya böyle bir rezalet olamaz. Kanal İstanbul için yapmayacakları, söylemeyecekler hiçbir şey yok. Geçtiğimiz günlerde uluslararası ajanslara bir haber düştü. Ben burada banka ismi evet. söylemeyeceğim ama o haberde evet. iki evet. ayrı ajansta vardı. Evet. Şimdi uluslararası finans çevrelerinin artık günümüzde doğa, doğayı koruma çevre konularında hassasiyeti biliniyor. Türkiye'de de bazı bankalar biz bu uluslararası hassasiyet nedeniyle bu Kanal İstanbul projesini finanse etmeyeceğiz diye bir takım anlaşmalar imzalamışlar. İsmail Bey, Türkiye'yi yönetenlerin dünyadaki gelişmelerden haber bile yok. Bakın bütün uluslararası finans kuruluşları çevre konusunda duyarlı olmayan hiçbir yatırma finans desteği vermeyecekler. Bunun kararını aldılar. Bu öyle bir şey mi? Tabii bu da Tabii öyle İstanbul. bir şey. Çevre tahribatı bu. bir. Doğayı mahvediyorsunuz, çevreyi mahvediyorsunuz, tarihi mahvediyorsunuz siz. Vermeyeceğiz diyorlar. Bakın bunların dünyadan daha haberleri bile yok. Eğer biz yeşil mutabakatı yani Paris Hı. Sözleşmesi'ni imzalamazsak, Türkiye'deki ihracatçı Avrupa'ya mal ihraç ederken ekstra vergi ödeyecek. Neden? Paris Sözleşmesi'ni imzalamadın diye. Yeşil mutabakatı kabul etmedin diye. Yani ekstra vergi ödeyecekler. Peki bunun önlemini alan var mı? Bu konuda geliştirilen bir proje var mı? Dünyadan haberleri yok. Yarın ne olacak? İki yıl sonra bizim ihracatçı Avrupa'ya mal ihraç ettiği zaman diyecekler ki bir dakika siz yeşil mutabakatı imzalamadınız, Paris Sözleşmesi'ni imzalamadınız, çevre duyarlarınız yok, iklim duyarlarınız yok, sizin mallarınızdan ekstra vergi alacağım. O zaman bizimkiler diyecekler ki nereden çıktı bu? Ya kardeşim adamlar yıllardır söylüyorlar ve biz batının bir parçasıyız, batı uygarlığının bir parçasıyız. O sözleşmeyi biliyoruz, bütün dünya biliyor, bütün çevreciler bu konuda duyarlı, bizim de gençler özellikle çevre konusunda çok duyarlı. Beylerin dünyadan haberi bile yok. Siz içeriye de mesaj veriyorsunuz ama değil mi? Yani içerideki iş adamlarına, müteahhitlere, bankalara evet. bu konuya katılmayın mı diyorsunuz onlara? E, katılmayın tabii. Katıldıkları andan itibaren çok büyük bedeller öderler. Zarar ederler. Bütün kamu kuruluşlarını bırakın bir tarafa, Hı -hı. bütün... Ticari kuruluşların temel hedefi kar elde etmektir. Gelir elde etmektir. Hiç kimse zararına bir şirket kurmaz. Eğer siz Kanal İstanbul'a parayı yatırdığınız andan itibaren zarar edeceksiniz. Bir şey soracağım efendim. Acaba bizim burada görmediğimiz hani hani sizler rant filan diyorsunuz biz de evet. böyle yapılaşma, beton filan diyoruz. Acaba bizim görmediğimiz iktidarın gördüğü, bildiği Sayın Erdoğan'ın, ısrarının arkasında Türkiye'nin bir stratejik bir beklentisi ve kazancı olabilir mi bu kanal İstanbul'da? Ne kazancı olacak? Ben merak ediyorum. Ne kazancı olacak mesela? Hiçbir kazancı yok. Ne kazancı? Stratejik olarak ne kazancı olacak? Hı. Onu da bilmiyoruz. Çıkıp eğer böyle bir kazancı olursa zaten Erdoğan ballandıra ballandıra bunu anlatır. Yani şöyle kazancımız olacak, böyle kazancımız olacak. Şu kadar kişiye istihdam yaratacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Etrafında fabrikalar olacak. Ne, ne, olacak? Etrafında binalar olacak. Gene beton ekonomisi. Gene beton ormanı. Ya yeşilliği beton ormanına dönüştürdüğünüz andan itibaren orada canlılar kalmaz ya. Müsilajı görmüyorlar mı? Peki bunlar? anladım. Şimdi Sayın Bir de karada müsilaj olacak. Yani Kanal İstanbul'u yapacaklar. Hı -hı. Etrafına beton ormanları yapacaklar. İnsanlar orada yaşayacakmış. İnsanlar orada nasıl yaşayacak ya? İnsan ağaç görmek ister. Kuş görmek ister. Karınca görmek ister, park görmek ister, gezmek ister, koşmak ister, eğlenmek ister. E siz bunların tamamını yok edeceksiniz. Şimdi dün grup konuşmanızı bugünkü yayın için hazırlanırken dikkatli izledim. Hatta evet. bazı bölümlerini ikinci kere izledim, evet. notlar aldım. Orada dikkatimi çeken sizin bu erken seçim konusundaki çıkışlarınız oldu. Evet. Bugüne kadar hiç yapmadığınız kadar net ve sert çıkışlar evet. yaptınız ki bir gün önce gençlerle de buluştunuz. Biz onu dün demokrasi evet. meydanında da sunduk. Onlara da öyle söylediniz. Evet. Şimdi siz artık deneyimli bir siyaset insanısınız. Şimdi seçimler kaybettiniz, en son seçimi evet. kazandınız. Evet. İşte koordine ettiğiniz ittifak Türkiye'nin nüfusunun evet. %65'ini yaşadığı belediyeleri kazandı evet, sizin evet. koordinasyonunuz altında. Erken seçim diyorsunuz ya efendim, ne olacak? Erken seçime gidersek biz ne olur? İsmail Bey, Türkiye yönetilmiyor. Gerçekçi olalım. Hı. Yönetilmiyor ve Türkiye savruluyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Bakın çok net ve herkesin anlayabileceği bir örnek vereyim size. Lütfen. Akdeniz'de bizim bir gemimizde arama yapılacaktı. Roma Büyükelçiliği'ne diyorlar ki Türk arama yapacağız. Büyükelçi diyor ki bana izin verin Ankara'yla konuşayım ve sese döneyim. Dört saat Ankara'da kimse Erdoğan'a ulaşamıyor. Arama yapacağız diyorlar. Dört saat geçti. Bir saat daha bana izin verin diyorlar. Bir saat geçiyor. Bir saat sonra da kimse ulaşamıyor. Nerede o sırada Erdoğan, Erdoğan? Nerede? Erdoğan nerede? Erdoğan toplantılarda. Yani ulaşamıyorlar. Evet. Beş saat geçiyor. Bakın ya savaş olsaydı ne olacaktı? Çünkü Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakılmış. Sarayda ayrıca kim Dışişleri Bakanı? Çavuşoğlu. Yani. Diğerleri de konuşuyor. Kim? Kalın mı? İbrahim Kalın da konuşuyor. Ama o da Cumhurbaşkanı sözcüsü. Aynı. Peki niye Dışişleri Sözcüsü yok? Niye o konuşuyor? Dişleri Bakanlığı neden devre dışı Aslında bırakıldı? Başsağlıkların bir sözcüsü var ama çok konuşma galiba bilmiyorum. Konuşturamıyorlar ki, konuşturmuyorlar hmm. artık. İbrahim Kalın konuşuyor. Milli Savunma Bakanı o da dış politikada aktör olarak geziyor. Ama aktif gidiyor, geliyor. işte aktif o da gidiyor, geliyor vesaire falan hmm. filan. Tek elden yürümüyor. Bakın bakın tek elden yürümüyor. Sistemde bir sorun mu var efem? Onu mu demek istiyorsun? Sistemde bir sorun değil. Çok sorun var. Esas sorun ne sistemde? Esas sorun yönetilememesi ve bütün yetkilerin bir kişiye bağlanması. Hmm. Bir kişiye bağlandığı için bizde güzel bir atasözü var ya. Bir koltuğa iki karpuz sığmaz. Siz bırakın iki karpuzu. 50 tane karpuzu vermişsiniz, e koltuklar almıyor bunu, Ye, yetişemiyorsunuz, çözemiyorsunuz sorunları Resmi gazeteyi bile doğru dürüst çıkaramadı ya. Cumhuriyet tarihinde resmi gazetede hata olmazdı, bunlar tarihte bile hata yaptılar. Yani dediğim gibi yönetilemiyor yani. Dolayısıyla sistemde ciddi bir sorunumuz var. Tamam. Bu sorunun çözülmesi lazım. Dolayısıyla sorun nasıl çözülecek? Çözmek istemiyorlar. Artı çok kirilendim ciddi bir çürüme var. Devlette liyakat yok. Devlette gerçekten ciddi bir çürüme var ve bakıldığı andan itibaren, devletin yapısına bakıldığı andan itibaren tümüyle yandaşlara hizmet eden, belli çıkar gruplarına hizmet eden bir devlet yapılanması çıktı ortaya. Hı hı. Ve bunun üzerine hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Mafyanın Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı olduğu kapalıydı, gayet açık bir şekilde, net bir şekilde ortaya çıktı. Ve Türkiye'nin temizlenmesi lazım, kirlikten arınması lazım, temiz bir devlet yapsın, ortaya Seçimle çıkması lazım. Seçim ne olur mu bu? Lazım. Bunun tek çıkış yolu var, seçim. Nasıl? Baş başka? Nasıl efendim? Gideceğiz seçime. Evet. Şimdi vatandaşın hakemliği çok son derece değerlidir. Demokrasilerde asıl olan vatandaşın hakemliğidir. Hı. Sıkıştık mı? Gel kardeşim. Ben yönetemiyorsam sen seç bakalım kim yönetecek? Erdoğan kendisine güveniyorsa çıkar milletin karşısına der ki şunlar var ya erken seçim istiyorlardı. Gelin erken seçimi yapalım onlar da boyların ölçüsünü alsınlar. Benim ne kadar güzel bu devleti yönettiğimi görsünler ve bunun hakemliğini de halk yapsın. Türkiye bu kirlilikten arınmak zorundadır. Türkiye temizlenmek zorundadır. Türkiye iyi yönetilmek zorundadır. Sadece içeride değil, dışarıda da devletin yapılanmasında da yeniden ama yeniden Türkiye'nin inşasına ihtiyacımız var. Şimdi mesela seçime gitsek diyelim bu bu sonbahar siz bu sonbahara da mı evet diyorsunuz? Vallahi ne zaman olursa bu sonbahara da evet. Evet, evet, evet. Bu sonbaharda. Çünkü gecikilen her günün maliyeti artıyor. Topluma maliyeti artıyor. Esnaf öyle, kahveci öyle, simitçi öyle, pazarcı öyle, sanayici öyle, iş adamı öyle. Ben gidip görüşüyorum bu insanlarla, konuşuyorum. Mesela sanayici ben önümü göremiyorum. Önümü göremediğim için yatırım yapamıyorum diyor. Dolar ne olacak bilmiyorum diyor. Enflasyon ne olacak bilmiyorum diyor. İki Trakya büyüklüğünde alan artık Türkiye'de ekilmiyor. Çiftçi perişan oldu. E şimdi baktığınız zaman Türkiye'nin yönetilmediğini görüyorsunuz. Ya İsmail Bey, Allah aşkına söyler misiniz ya, Merkez Bankası'nın 128 milyar doları kanuna aykırı bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanı tarafından birilerine satılırsa ve kaçtan satıldığı bilinmezse ya bu olay bir hükümeti devirmeye tek başına yeterli bile. Peki bundan Türkiye nasıl aranacak? sandık koyarak vatandaşın hakemliğine başlar. Belki vatandaş diyecek ki ya 128 milyar doları götürmüşler <laughs> ama bir 128 daha götürsünler. Tekrar oyumuzu vereceğiz. İktidar bizzat Sayın Cumhurbaşkanı da bütün bu işlemlerin yasal olduğunu, mevzuata uygun olduğunu, bu 128 milyar ve piyasa koşullarına göre yapıldığını söylüyor efendim. Hani bir anlaşma imzalamışlar. Yasal atıyor. olduğunu hiç söylemedim. Hiç söylemedim. Merkez Bankası'nın kasasında dedi. Kasasında i̇şte Türk oldukça... lirası diyorlar aslında. Tabii. şunu Kas... ya yani Dolarlar satılmış olabilir ama Türk lirası karşılığı duruyor demeye getiriyorlar. Evet. O da piyasada diyor. Yok öyle bir karşılık. Yok mu? Ya yok efendim. Merkez Bankası'nın şu anda net rezervi söyleyeyim size. Lütfen. Tam ben... rakamı söyleyeyim evet. size. Merkez Bankası'nın net rezervini söyleyeyim. Eksi ee, 47 milyar 600 milyon dolar. Bu ne demek efendim? Eksi 47 milyar ne demek? Eksi şu, şu demek. Merkez Bankası'nda hiç bir dolar dahi ya da bir sent dahi kendisine ait bir para yok. Bu para dışarıdan alınıp getirilip ödünç olarak alınıp getirip Merkez Bankası'nın kasasına konan para. Para var deniyor. Ama bu paranın 47 milyar dolar var deniyor. 47 milyar 600 milyon dolar. Ama bu para başkasının parası. Yani siz gidersiniz birisinden borç alırsınız. Evet. Harcama yaparsınız. Para sizin paranız mı? Hayır. Zamanı gelince bunu ödeyeceksiniz. Buna swap diyorlar. Yani bizim merkez bankamızda şimdi bu 128 milyar dolar bu işlemlerden sonra gittiği gitti. gibi biz eksideyiz. Eksik 47 milyar 600 milyon dolar eksideyiz. IMF tanımına göre. İşte bunda ülke ana marifet. Başka tanıma göre, göre daha, değil, daha fazla. Ana marifet diildir iddia ediyor. Çıkıp bunu söylemeleri lazım Efendim, o zaman. bu merkez bankasının zaten yayınladığı bilançolardan, yayınladığı hesaplardan çıkıyor. Ben çıkarmıyorum bunu bu ülkenin bütün iktisatçılarına sorun bu rakamı veriyoruz. Biz de onları alıyoruz. Kendi iktisatçılarımız da var. Onlara da baktırıyoruz zaten. Peki dönelim. Diyelim bu sonbaharda sizin istediğiniz gibi sadece siz değil bu arada evet. Babacan'da, Akşener'de, Millet ittifakının diğer ortakları. Mesela... Ülkesini seven herkes söylüyor. Ne söylüyor? Bak herkes diyor ki sandığı koy kardeşim. Diyelim sonbaharda seçim var. Evet. Kasım'da ne olacak orada? Biz ne göreceğiz? Millet it ittifakının iktidarını göreceksiniz. İktidar değişecek. Değişecek. Siz ve dostlarınız. Çünkü ben bu ülkede yaşayan insanların Hı. ferasetine inanıyorum. Bu ülkede yaşayan insanlar Türkiye'nin yanlış yönetildiğini görüyorlar. AK Partili kardeşim de görüyor bunu. MHP'li kardeşim de görüyor bunu. Bir Bir ülke böyle yönetilemez. Bir ülke böyle perişan edilemez. Bir ülkede yaşayan 83 milyon kişi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim edilemez. Kahveciyi perişan edemez, simitçiyi perişan edemez, sanayiciyi perişan edemez. Bakıldığı zaman Türkiye'nin yönetilmediğini görüyorsunuz. Saraydaki kişi etrafa bakıyor, sarayda herkes memnun. Sarayın dışında ayrı bir dünya var. İki dünya yaşıyor Türkiye. Sarayın dünyası, sarayın dışındaki dünya. Sarayda sadece Erdoğan yok, onun bir de beslemeleri var. Onunla beraber çalışan insanlar var. O insanların her birisi neredeyse ayrı ayrı birden fazla yerden maaş alıyorlar. Bir maaş alan, iki maaş alan, üç maaş alan, beş maaş alan var ve bu maaşlar öyle ben Diyorum ki her bir yerden 10 bin lira, 10 bin liradan çok daha yüksek alan var. Artı ayrıca aylığını dolar olarak alan da bir şey var. şey söyleyeyim Bu Deniz Yılmaz, sizin milletvekiliniz var ya efendim. Evet. İnanılmaz çalışıyor, görüyorum onu. Böyle belgeler falan koyuyor. Dün de işte bir Hayır efendim, bir bürok, bir bürokratın yine iki evet. maaş aldığını, üç maaş aldığını falan koymuş. Evet, dolar bazında, Türk lirası bazında alınan Evrak paralar. Evrak koyuyor tabii. tabii tabii, zaten yönetim kurulu kararıyla alıyorlar bu paraları. Alıyorlar. Dışarıda ne kadar var? 10 milyonun üstünde işsiz var. İsmail Bey 10 milyonun üstünde işsiz Peki, var. Peki sen Ya Kusturoğlu, bu vicdansızlık değil mi? Şimdi siz seçime giderken mesela ne diyeceksiniz halka? Diyeceksiniz ki mesela halkımızı biz gidiyoruz Millet İttifakı <laughs> adayı olarak ve Millet İttifakı olarak. Evet evet. Ne diyeceksiniz? Yani ne için size oy versinler? Türkiye'yi yeniden demokratik anlamda yeniden inşa edeceğiz güçlü parlamenter sisteme geçeceğiz. Tek adam rejiminden Türkiye'yi kurtaracağız. Hmm. Siyaset kirlilikten aranacak. Temiz bir siyasetle yolumuza devam edeceğiz. Hmm. Demokrasiyi demokrasi gelişmiş ülkelerde Avrupa Birliği'nde hangi demokratik standartlar varsa kendi ülkemize getireceğiz. İsmail Bey şimdi bekliyorlar Avrupa Birliği fasıl açsın bize düzenleme yapalım. Hmm. Ya arkadaş niye fasıl açsın? Ya niye bekliyorsun? Yani bizim insanımız üçüncü sınıf demokrasiye mi layık? Kardeşim sen oturursun, bütün demokratik standartları kendi ülkende yasalaştırırsın. Dönersen Avrupa Birliği'ne ne, ne standardı diyorsun kardeşim? Ben hepsini yaptım zaten. Ama hukuk zaten. reformu açıyorlar efendim. Paket açıklıyorlar sürekli. Mesela geçtiğimiz hafta da bir paket. Ne oldu? Hayır ne oldu? Ne oldu? Bir sürü açıkladılar. Hiçbirisi olmadı. Sonuç mu üretmiyor? E, so, efendim parlamentoya gelmiyor bunlar. Laf olarak söylüyorlar. Hmm. Ne Anladım. diyorlardı? Sabahın altısında evler basılmayacak. Polis tarafından basılmayacak. O laftan sonra bir sürü insanın evi sabahın köründe basıldı. Bilmiyor muyuz? Daha Biliyoruz. dün ö, öğlen yazıyordu. Evet. İşte evime geldiler sabah Evet işte sabah köründe evime geldiler diyor. Tutuklama istisnaya olacak diyorlardı. Tabii. E şimdi buyurun bir tweet atın bakalım. Nasıl gözaltına İçeri alıyorsunuz? Girersiniz. Tabii tabii. Çıplak arama yapıldı. Kadınlarda çıplak Bu arama. Tweet'a doğru mu efendim? Efendim iddia doğru mu değil. Efendim yönetmelik böyle. İçişleri Bakanlığı yönetmeliğine göre çıplak arama yapacaksın diyor. Orada güvenlik güçlerini suçluyorlar. Benim güvenlik güçlerinin suçu yok ki. İçişleri Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelik çıplak arama yapacaksın diyor. Kadınları soyuyorsunuz, çıplak arama yapıyorsunuz. E bu insan haklarına aykırı değil mi? Yönetmelik değişti mi? Hayır değişmedi. Şu ana kadar benim bildiğim kadar o yönetmelik aynen yürürlükte. Peki. Şimdi izin verirseniz efendim bizim bağımsızlığımızın, bizim holdingimiz falan evet, yok. Biz evet. bağımsız bir kanalız. Evet. Biz başka hiçbir yerden de geliri olan bir kanal değiliz. Evet. Biz halkımızın teveccühü evet. reklamlarımızla öyle. ayaktayız. Bir reklamlara gidelim. Sevgili Türkiye'm reklamlardan sonra Kılıçdaroğlu'yla sohbetimiz devam edecek. Ama öyle bir aklı ki seçim, neden, ne vaat edecekler hepsi. Fakat bir tek şey kaldı. Cumhur İttifakı'nın Karşısına Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bir kere bununla başlayacağım. Sonra Sedat Peker, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Peker'in iddiaları. Sonra akıp gideceğiz 11'e kadar. Ankara, Ankara. Günaydın Türkiye'm. Çalar Saat ailesi günaydın. 9 Haziran 2021 Çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda ana muhalefet partisi CHP'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuğumuz. Etiketimiz Ankara Ankara. Ve erken seçim çağrılarıyla başlamıştık. Vaatlerini de sormuştuk. En son en kritik noktaya gelmiştik. En tehlikeli noktaya. Sayın Kılıçdaroğlu. Siz de şimdi bu en tehlikeli nokta diye söylüyorsunuz ya. Evet. Şimdi siz artık erken seçimi çok daha güçlü ve gür bir sesle dile getiriyorsunuz. Siz Türkiye'nin ve... çıkarı için. Türkiye'nin çıkarı Türkiye için. Türkiye'nin çıkarı için. Ve vaatleriniz var. Biraz evvel ifade ettiğiniz Türkiye'nin kaderini değiştirmekten bahsediyorsunuz. Evet. Peki Türkiye'yi demokratikleştireceğiz. Yargıyı bağımsız kılacağız. Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Cumhurbaşkanı günü 24 saati konuşmayacak. Cumhurbaşkanı erdemli olacak, bilgili olacak, birikimli olacak. Cumhurbaşkanının devlet deneyimi olacak ve cumhurbaşkanı dediğimiz kişi gerçekten de toplumun cumhurbaşkanı olacak, saygınlı olacak. E, artı ekonomide yapacağınız yatırımlar üretime dönük olacak. Eğitim sistemi tamamen tepeden tırnağa çağdaş bir eğitim sistemi olacak. Eğitim sistemi üretime dönük olacak. Çocuklarımız ne kadar nitelikli sorular sorarlarsa o kadar eğitim sistemi başarılıdır diyeceğiz. E, i̇şsizliği önlemek için üretimi bütün Anadolu satına yaymamız gerekiyor. Binlerce çocuğumuz, milyonlarca çocuğumuz, evladımız üniversite mezunu evlatlarımız işsiz ve bunlar umutlarını dışarıya bağlamışlar. Ve dolayısıyla ben gençlere de anlatıyorum zaman zaman konuşuyorum. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Hı hı. Türkiye güçlü bir ülkedir. Sadece kötü yönetiliyor ama iyi yönetildiği zaman göreceksiniz. Herkesin işi, herkesin aşı olacak. Ve bu ülkede, bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Huzurlu bir Türkiye'yi, barışık bir Türkiye'yi. İnsanların görüşleri farklı olabilir İsmail Bey. A partisi, B partisi, C partisi. Bu kavga etmemizin nedeni değil ki. Tam tersine. Düşüncelerimiz, fikirlerimiz farklı olabilir ve birbirimizden yararlanmış olabiliriz. Aykırı düşüncelerin her zaman için e, lanetlenmemesi veya aykırı düşünceyi ifade eden kişinin tutuklanıp hapse atılmaması. Bunlardan vazgeçmemiz lazım. Aykırı düşünce varsa oturulur, bakılır, konuşulur. Onun düşüncesidir. Sonunda hakem kim? En büyük hakem halktır demokrasilerde. Gider, sandığa gider, oyunu verir. Başımızın üstünde deriz ki geldi ülkeyi yönetecek. Ve şunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Temiz siyaset, ahlaklı siyaset. Devlette liyakat, adalet. Devletin dini adalettir. Bunu herkesin çok iyi bilmesi Peki. lazım. Şimdi biz bu seçime giderken iki sistem yarışacak. Evet. Hem sayın... Erdoğan hem Sayın Bahçeli şunu söylediler. Bizim adayımız yani Cumhur İttifakı'nın evet. adayı Erdoğan'dır. Evet. Şimdi karşısında bir de Millet İttifakı olacak benim anladığım kadarıyla. Bir üçüncü ittifakı daha var onların. Mafya. Cumhur İttifakı'nın. Evet abi Cumhur İttifakı'nın bir şeyi daha var. Ne demek istiyorsunuz? Efendim? E şöyle demek istiyorum. Yani e, bir mafya lideri için özel af yasası çıkarıldı. Çakarlı araba kullanıyor. Ona da koruma verildi mi verilmedi mi bilmiyorum. Anadolu'yu geziyor. Çakıcıyım söylüyorsunuz. E, yani ben isim telaffuz etmek istemiyorum ama yani dolayısıyla en büyük desteğimiz odur. Bildiri yayınlıyor, muhalefeti eleştiriyor. Ya İsmail Bey Allah aşkına ya dünyanın hangi demokrasisinde mafya liderleri iktidarı destekliyoruz diye bildiri yayınlarlar. Muhalefeti eleştirirler. Ya Türkiye bu hale geldi. Bildiri yayınlıyor, altına basıyor imzayı, Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz diyor, muhalefeti de eleştiriyor. Ve bu mafya, düşünebiliyor musunuz? E, Türkiye bu kadar kirlenir şey mi? Bu kadar çürür mü? Peki, akışı siz değiştirmiş oldunuz. Ben baştaki yere bir daha döneceğim, sonra tamam. unutmam. Mafya dediniz ya, Sedat Peker mafya mı? Yeraltı Dünyası'nın önemli aktörlerinden birisi. Kendisi de söylüyor zaten. Organize suç Örgütü lideri olmakla itham edilen birisi. Öyle, öyle. Peki öyle. onun ortaya attığı iddiaları nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi şöyle, e, gördüğümüz kadarıyla evet. bunların bir kısmı zaten daha önce ifade edilmişti. E, rakamlar da verilmişti, parlamentoda Hı. konuşulmuştu, pa, parlamento tutanaklarına e, geçmişti ama bunlar... İktidar partisi muhalefetin bir suçlaması olarak bunu kamuoyuna sundu. Böyle bir şey yoktur dedi. Fakat şimdi işin içinde olan, bizzat işin içinde olan kişi kamuoyuna açıkladı. Yer verdi, zaman verdi, gün verdi, kişileri verdi, adresleri verdi. E, evet dedi. Eğer suçluysak ben de suçluyum dedi. Biz bunları yaptık dedi. O kadar ayrıntıya girdi ki Erdoğan'ın dağıttığı kahveleri ben verdim dedi. İsmail Bey bir ülkenin cumhurbaşkanı ya kahveleri alır. Parasını devletin ödemediği, bir kahveyi veya partinin ödemediği bir kahveyi alır millete dağıtırsa ne olur? Bu doğru olabilir mi efendim ya? Yani mesela iktidar partisi Sedat Peker'in kahvelerini aldı, dağıttı. O böyle iddiada bulunuyor. Evet. Ve hiç para pul ödemiyorlar. İktidar Öyle mi? sahipleri bir şey söyledi mi? Ya biz böyle bir şey olmadı dedi mi? Açıklamaları lazım o zaman değil mi? Biz almadık ya da aldık Bakın, parasını verdik Bakın zaten işin temeli de orada. Hı. Yapılan açıklamalara iktidar kanadının dut yemiş bülbül gibi susması. Neden? Bu sükut ikrardan gelir biliyorsunuz. Evet biz bunları yaptık diyor. Ya da mafya liderinin sözüyle biz siyaseti belirletmeyiz, onu muhatap almayız demeye getiriyor olabilirler. Savcı harekete geçer. Hı. Niye geçmiyor? yukarıdan talimat gelmediği için savcı harekete geçse bütün bu pislikler çıkacak ortaya zaten. Zaten devletin çürümüşlüğünü sadece bir alanda, sarayda değil yani. Bu kadar ağır iddialar varken eğer bir kişi çıkıp savcıya talimat verip veya savcı talimat almaksızın zaten yasaya göre doğrudan doğruya soruşturma açması lazım. Bu doğru mudur, yanlış mıdır diye. Kıbrıs'taki gazetecinin öldürülmesi Adalıcına. Adres verdi mi verdi, kardeşini verdi mi verdi, çağırdı mı kardeşi, savcı çağırdı, sordu mu sordu. Aynen ifade edildiği gibi kendisine de görev verildiğini, Kıbrıs'a gittiğini anlattı mı anlattı. Hı. Gazeteci öldü mü öldü. Kıbrıs'ta Hı. soruşturma açıldı, komisyonlar kuruldu, parlamento harekete geçti. Türkiye'de verdiğimiz önergeler AK Parti ve MHP tarafından reddedildi. Ne demektir bunlar? araştırmayın soruşturmayın demektir bunları biz bir halt ettik doğru ama bunları soruşturmayın, araştırmayın. Efendim ifade ettiniz ya, bu iddiaların büyük bir kısmını biz de biliyorduk ve dile de getirdik diye. Evet. Yani. Geçtiğimiz günlerde Ahmet Çık'ın bir röportajı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Ruşen Çakıl'la bir programında konuşmuşlardı. Dedi ki bunların çoğunu biliniyor aslında, çok da konuşuluyor. Evet. Fakat bunları bugüne kadar dile getirenlere vatan haini diyorlardı. Fakat vatan haini diyorlardı, dışarıdan efendim destek aldınız diyorlar. Bir sürü suçlamalar yapılıyordu. Şimdi niye bu gündem oldu da böyle büyük şey yarattı gürültü içeriden Sedat Peker... içeriden çünkü olayın içinde olan kişi anlatıyor bunu. Sedat Peker. Evet ya yani olayın içindeki kişi anlatıyor bunları. Yer veriyor, isim veriyor, zaman veriyor, her şey veriyor. Yani dolayısıyla bunlar oldu diyor. E bakıyorsunuz, e zaten bunlar doğru. Eğer suçluysam diyor içinizde en az suçlu olan benim diyor. Bunu da söylüyor zaten. Peki efendim, şimdi biz tabii burada Üzülüyoruz yani ülke olarak ben hani bu ülkenin yurttaşı olarak bu, bu meselelerden İsmail üzülüyorum. İsmail Bey seçimi bunun için istiyoruz zaten. Hı. Bu kadar kirlenme olmaz. Ya milli kurtuluş savaşını vermiş bir devlet bu kadar çürütülemez. Bu kadar kirlenemez bir devlet yani. Siz devleti böyle çürütemezsiniz, kirletemezsiniz. Cumhur ittifakı diyorsunuz Allah aşkına bu ittifaka bakar mısınız ya? Ya tüy bitmemiş yetimin hakkı olan 128 milyar doları buharlaştırdılar bunlar. Ya bunların yatacak yeri yok. Ya gerçekten de yok yani. İhaleyi Seçtikleri adamlara veriyorlar ihaleyi. Dünyanın ihalesini veriyorlar zaten. Yazıktır, günahtır. Devlet dediğiniz kurumun saydam olması lazım. Ya vatandaştan vergi alıyorsunuz kardeşim. Aldığınız vergiyi nereye nasıl harcadığınızı açıklayacaksınız en azından. Bu bile yok. Sayıştay'a müdahale ediliyor. Raporlarına müdahale ediliyor. Denetim yapılmasın diye. Şimdi bakın, İçişleri Bakanı kalktı bir açıklama yaptı değil mi? Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor dedi. Evet. Yani rüşvet. Bir siyasetçiye, yeraltı dünyasının bir aktörü neden her ay 10 bin dolar para versin? Bu siyasetçiyi biliyor muyuz? Herkes konuşuyor, gazeteler yazıyor. Peki Erdoğan'ın sesi çıkıyor mu? Bu siyasetçinin AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olduğunu da herkes biliyor. Ses var mı? Siz biliyorsunuz bu ismi değil mi? Efendim gazeteler yazıyor zaten biz de biliyoruz. Şu herkesin konuştuğu isimden bahsediyorsunuz. Evet. evet. Ama Sedat Peker dedi ki ben öyle 10 bin dolar falan vermiyordum dedi. Çanta dolusu paraları arabasına koyuyordum Evet. Dedi. Yani çok daha fazlasını veriyordum dedi. Aynı başka kişiden, kişiden siyasi... mi bahsediyor? Aynı kişiden mi bahsediyor? E başka kişi olamaz. Peker şunu söyler bunu söyler bilmiyorum. Ama bu iddiayı yapan İçişleri Bakanı 10 bin dolar meselesine Tabii şimdi önemli olan burada o. İçişleri Bakanı. Emniyet istihbarat ona bağlı. Jandarma istihbarat ona bağlı. Ve İçişleri Bakanı devletin televizyonda diyor ki her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi var. Hı. Bunu saklamak suç yasalara göre savcılığa suç durusunda bulunman lazım. Saklıyor. Siz meclis başkanına çağrıda bulundunuz. O da buna bir karşılık verdi. Meclis başkanına çağrıda bulundum. Evet. Mektup yazdı cevap bekliyor. Siyaset adını verin diyor. 288 Ak Partili milletvekili Töhmet Altında. Töhmet Altında. Hatta bana göre 600 milletvekili Töhmet Altında. Meclis başkanı neyse en sonunda bir mektup yazdı. Bana ismi verin dedi. Verir mi ismi? Asla vermeyecektir. Öyle mi? Nasıl? Ama savcıya vereceğim dedi. Efendim? Sayın Soylu. Hangi savcıya verecek? İşte bununla ilgili kim hangi savcı açacaksa bunu. Kim açacak? Açamaz abi. Efendim biliyor zaten. Bu aslında saraya gözdağıdır. Bakın o konuşmada ayrıca İsmail Bey o konuşmada ayrıca hiç gereği yokken 17-25'e yollama yaptı Sayın Soylu. Bakanların çocuklarının evlerindeki para sayma makinalar aldıkları rüşvetin para sayma makinalarını gündeme getirdi. Yani Erdoğan'a diyor ki ben 10 bin dolar rüşvet alanı biliyorum, para sayma makineleri yine gündemde. Eğer bana bir şey olursa az, ne diyor az alan az, çok alan çok mu? Bir de öyle bir cümle kullanıyor. Azdan kullan. az gider, çoktan çok gider. Çoktan dedi. çok gider yani asıl senden gider, benden de gider ama asıl senden gider. Verdi mi gözdağı verdim. Savcı harekete geçti mi asla geçmedi. Soyluyu çağırıp da Erdoğan ya arkadaş sen çok ciddi bir iddiada bulunuyorsun. Seni İçişleri Bakanlığı'na atayan benim. Böyle bir iddiada bulunuyorsun. Bu kişi kim? Bana söyle. Belki de konuştular bilmiyoruz. Hayır efendim. Öyle. Mi? Hayır efendim. Çağıramaz ve konuşamaz. Ve kamuoyunu açıklayamaz. Neden diye diye Neden? soracaksınız. Neden? Ya rüşvet alan bir kişiyi büyükelçi tayin eden bir cumhurbaşkanı ayda 10 bin dolar rüşvet alan bir kişiyi niye açıklasın? Onu şey da soracağım. herhalde büyük bir ihtimalle başka bir yere büyük elçi atacak. Bana kuşlarım. göre o kişiyi de şey atasın, Washington'a atasın veya Moskova'ya atasın veya Tokyo'ya atasın. Bütün bu gelişmeler tabii AK Parti, AK Parti de büyük bir organizasyon. Şimdi onun içinde de bir takım çalkantılar yarattığı konuşuluyor. Siyaset kurislerinde dün akşam Barışçı arkadaşlar kanallardan birinde konuşuyordu. Dedi ki AK Parti'nin içindeki emniyet kökenli milletvekilleri Sayın Erdoğan'a gittiler ve bu konulardaki rahatsızlıklarını ifade ettiler ve hatta bunların araştırılması gerektiğini söylediler dedi. Bilmiyorum, Barış arkadaşın dün akşam aktardığı iddialar. İsmail Bey, şimdi e, AK Parti'nin içinde gerçekten son derece düzgün, e, ülkesini seven, ve bunlardan rahatsız olan bir grup bir grup milletvekili var zaten Tabii Biz bunları mi? biliyoruz evet. yani. Oradakilerin tümünü hı hı. suçlamak doğru hı hı. değil. Yani en azından milletim milletin verdiği oya saygı duymamız lazım. Ve bu rahatsızlıklarını değişik zamanlarda dile getirdiklerini, belli alanlarda dile getirdiklerini de gayet iyi biliyoruz. Bu konu parlamentoda görüşülürken bizim milletvekillerimiz kürsüye çıkıp anlatırken AK Parti milletvekillerinin hiç bu konuya girmedik lerini ve tamamen sessiz kaldıklarını da gayet iyi biliyoruz. Şimdi bu rahatsızlığın Erdoğan'a iletilmesi önemli. Ama Erdoğan'ın bu rahatsızlığı giderme şansı yok. Çünkü işin içinde bizzat Erdoğan'ın kendisi var zaten. Yakın çevresi var zaten. Erdoğan'ın kendisi ve yakın çevresi varsa Hiçbir savcı buna giremez zaten. Savcının girmemesi ne O nedeni zaman ne olacak efendim? Yani ne olacak? Seçim olacak. olacak. Yani seçim, çek, tamam. tek çıkış bu. Bakın yani hukuken bir şey olmaz diyor. Yok, hukuken olmaz. Niye olmaz? E çünkü savcının harekete geçmesi için saraya bakıyor. Savcı harekete geçerse kendisine dokunacak. Hmm. Bu işi kapatmamız lazım diyor. ...verdiği talimat asla bu konularda konuşmayacaksınız. Hmm. Ya bütün millet konuşuyor kardeşim. Nasıl konuşmayacaksınız? ...suçlanan sizsiniz. Çıkıp cevap vereceksiniz. Bu yanlıştır ama diyeceksiniz. Ama şey oldu ya efendim bakın benzetmek hani aklıma geldi sadece benzetmek gibi olmasa ama şimdi Ruslar Pekcan meselesinde de krizi şöyle yönettiler. Şimdi sizler muhalefet olarak konuştunuz. Evet. Ama Ruslar Pekcan'la ilgili hiç konuşmadılar ve işte unutuldu, gitti. Savcı soruşturma açmadı. Açmadı. Sadece bakan olarak ayrıldı, gitti. Ama Ruslar Pekcan'ın elinde Erdoğan'ı zora sokacak hiçbir bilgi yoktu. Ama İçişleri Bakanı'nın elinde Erdoğan'ı, yakın çevresini, Öyle mi? ailesini, MHK'yı zora sokacak çok bilgi var. O nedenle ona Ama efendim bir şey soracağım. Erdoğan'ı tanıyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle te tehdide pabuç bırakacak bir kişi Maalesef mi? Maalesef bırakıyor. Niçin? Trump'ın mektubuna ne yaptı? Bir şey yapmadı. Papazı serbest bırak dedi. Tak diye papazı serbest bıraktı. Merkel telefon etti. Gazeteci ya hapisten çıkardılar. Eline e, bir başka mahkemenin tutuklama kararını verdiler. Havaalanına gönder, götürdüler. Uçağa bindirip Almanya'ya gönderdiler. Almanya'daki gazeteci. Tabii mi? ya biz bunları Deniz. ya bunlar unutulmasın. Unutulmasın. Bakmayın içeride afra tafra atıyor, asarım, keserim falan filan ama hepsi hikaye. Eğer siz ülkeyi yönetirken temiz değilseniz sizi kullanırlar mal varlığı dolayısıyla bir kişi tehdit edilir mi ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir numaralı koltuğunda oturan kişiye mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor çıkıp şunu söylemiyor araştırmazsanız namertsiniz kardeşim benim mal varlığım dolayısıyla vermeyecek hesabım yoktur diyemiyor peki bu mal varlığı nerede Türkiye'de değil bir kısmı Türkiye'de bir kısmı dışarıda bu söyleniyor. Bunlar iddialar. Efendim id, ama iddiayı yapan ben değilim. İddia yapan, söyleyen Amerikan Şimdi, başkanı. Sedat Peker'in iddialarında. Çünkü dünyadaki bütün bakın dünyadaki bütün dolar hareketlerini Amerika kontrol eder. Etmesi de lazım kendi milli parası. Avroyu da Deutsche Bank kontrol eder. Çünkü Avrupa Merkez Bankası. Merkez Bankası evet. Yapar. E, dolayısıyla e Türk da biz kontrol ederiz. Değeri varsa tabii. Şimdi Sedat Peker'in iddiaları bir yere doğru gidiyordu. Fakat sonra bir anda Sezgin Baran Korkmaz diye de bir şey ortaya evet. çıktı. Orada da vahim iddialar söz konusu. İşte yine el değiştirmeler çok üzülerek ifade etmeliyim ama bugün gazetelerde her yerde var. Tırnak çökme tabirleri. Yok o oraya çöktü bu buraya. Yani 21. yüzyılda bu kelimelerin bu kadar yaygın olarak kullanılması ülkemizde tabii hazin bir tablo ama. Mafya dili. Mafya dili. Mafyanın şimdi her Allah'ın kendine özgü dili vardır. Tıp dünyasının ayrı dili vardır. Hukuk dünyasının, edebiyat dünyasının, e, mühendisliğin her birisinin ayrı dünyası. Mafyanın da kendi kültürü vardır, kendi dünyası vardır. Kendi kuralları vardır. Bir yere alıyorsanız oraya çöktüm diyorsunuz. Ona da baktınız mı efendim? Burada da çünkü yüz milyonlarca dolardan bahsediliyor Sezgin Baran Korkmaz. İddialar var, işte oteller. Amerika'da de... başlayan soruşturma var. Hmm. Kara para aklama soruşturması var. Türkiye'ye geldi. Türkiye'de soruşturma açıldı. Masak bir rapor verdi. Evet dedi. Mal varlıklarının el konulması lazım. Mal varlıklarının el konuldu. Bazı insanlar tutuklandı. Arkasından e, çağrıldı kendisi. Bu kez Masak'tan bir rapor... İçişleri Bakanı ile görüştüğü söyleniyor. Evet görüştü. Biz bunu biliyoruz. Biz bunu dillendirdik. Kim? Daha önceden. Sezgin de. Baran Korkmaz İçişleri Bakanı ile tabii, görüştü mü? Tabii mu? bütün bunların hepsi yapıldı. O iddialar doğru mu? Evet elbette doğru efendim. Sonra Sezgin Baran Korkmaz'a yurt dışına çık dediler. E, yurt dışına çıkış için izin çıktı. Mahkeme yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. Mal varlığı üzerine konulan tedbirleri kaldırdı. Tedbirlerin ivedilikle kaldırılması yönünde talimatı veren savcı yardımcısı Adalet Bakanlığında şu anda e, bakan yardımcısı, Hı hı. E bunların hepsini biliyoruz. Ben bunların hepsini grup toplansa, salı grubu toplansa hepsini dile getirdim. Şimdi bu kişi... Burada da politik bir şey var mı? Sezgin bana Korkmaz, para, bu bu işlerde de politik bağlantı var mı efendim? Masak niye iki ayrı rapor düzenler? Hı. Birisinde el koyun mal varlığına kara para aklama vardır. Aradan bir süre geçiyor. Aynı masak, aynı kurum. Hayır burada bir şey yoktur, mal varlığındaki tedbiri kaldırın diyor. Siyasi tercih olmadan, siyasi yönlendirme olmadan, bürokrasi bu siyahtı, siyah dediğine üç gün sonra bu karadır, ya şey beyazdır diyebilir mi? Tamamen siyasi tercihin, siyasi yönlendirmenin sonucunda yurt dışından geleceğim diyordu. Gelebilir mi? Gelmez efendim, gelemez efendim. Gelmez niye gelsin? Dışarıya gönderdiler. İşte otelinde de bazı siyasileri, hukuk mensuplarını, yargı mensuplarını, bazı gazetecileri ağırladı özel uçağıyla siyasilerin bir yerlere gidip geldiğini falan iddia ediyor. Kirlenme bütün dokulara sirayet etmiş vaziyette. Yargı da olmak üzere. Yargının bütün mensuplarını değil. Yani belli gerçekten hakimlik yapan, savcılık yapan çok değerli bir kitle var. Ee, bu kitleye saygılıyım her zaman. Ama çürümüş bir yapı da var. O çürümüş yapıyı siyasi iktidar koruyor. Onları belli yerlere getiriyor. Onlar aracılığıyla, onlardan alınan talimatlarla istedikleri kararı veriyorlar. Yani şunu mahkum edin dediği zaman iddialar hazırlanıyor. Süratli bir şekilde mahkum ediliyor. Şunu serbest bırakın dedikleri zaman da onu serbest bırakıyorlar. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Mafyanın, mafya devlete nasıl ele geçirir? Rüşvetle ele geçirir. Devleti nasıl ele geçirir? Götürür siyasilere para verir. Siyasileri besler. Siyasileri besledikten sonra da kendisinin yapacağı işleri, işler konusunda emniyetin harekete geçmemesini, savcının harekete geçmemesini sağlar. Yaptıkları nokta da bu. Bakın İsmail Bey ben şuna güveniyorum. Neye? Bizim emniyet teşkilatına güveniyorum. Bakın emniyetin siyasi baskı olmasın bütün bu pislikleri temizler. Hepsini biliyorlar aslında. Bilmemeleri mümkün değil. Hepsini biliyorlar. Ama o dürüst namuslu emniyetçilerin de elleri kolları bağlı. Bir şey yapamıyorlar. Hmm. Yoksa bütün bu kirliliklerden arındırabilirler. Biz bunu yapacağız. Aklıma ne geldi? Emniyete diyorsun? diyeceğiz ki kardeşim evet. diyeceğiz. Senin temel görevin vatandaşın huzurudur. Ya kilolarca eroin gelecek, kokain gelecek, yakalanacak. Hiçbir savcı korkudan dava açamayacak ya. Ya akıl alacak şey değil. Akıl tweet attı diye gencecik çocuk tweet attı diye sabahın köründe evini basıyorsunuz. Ya milyarlarca dolarlık kokaini getiriyorsunuz, eroini getiriyorsunuz. Savcı soruşturma açmıyor. Şimdi ben çok dolaşıyorum ya efendim, İşte orada bizim polislerimiz var böyle özellikle genç polisler. Evet. Pırıl pırıl böyle fotoğraf çektiriyorlar, sohbet ediyoruz. Evet. Ya dedim yayınlamayın diyorum. Niye diyorlar? Abi işte, e başınız belaya girmesin Ben de fotoğraf çekilince, yok abi diyorlar biz AK Parti'nin değil, CHP'nin, MHP'nin herhangi birinin değil. Biz devletin polisleriyiz tamam. diyorlar. Tamam, istediğimiz o. Çok O kadar yaygın ki bu. Tabii. Abi. Çünkü onlar da bu kirlenmeden şikayet hmm. ediyorlar. Bir şey soracağım efendim, sizi dinlerken aklıma hmm. şimdi geldi. Tamam siz seçim diyorsunuz bunun evet. çıkışı ama şimdi mesela Erdoğan başka bir çıkış mesela şimdi temizlenmek için diyelim hmm. bu iddialarla ilgili doğru değilse de doğru olmadı ortaya çıksın diye şunu evet. yapsa mesela hmm. ya da ben olsa olsa demeyeyim siz evet. mesela seçime gidene kadar da Erdoğan güçlü bir lider ve ülkeyi evet. yönetiyor şimdi evet. ne dese evet. yapabilir. Evet Birkaç adım söyleseniz mesela bunlara bunları yapsa işte bir, suçlu heh. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir eee Araştırma komisyonu kuracak. Tamam. Bütün partiler ki çoğunluk yine AK Parti'de tamam. olacak milletvekilleri olarak bir araştırma komisyonu. Bütün bu iddialar araştırılacak. Çünkü olay siyasidir. Adli olmaktan çok fazla siyasidir. Hı hı. Ve siyasi kirliliği temizleyecek olan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Orada kurulması lazım. Biz bu konuda önerge verdik zaten. Ama önergelerimizin tamamı reddedildi. Hayır bu araştırılmasın diyorlar. Hı hı. E konuşun. Hayır konuşulmasın diyorlar. Eğer bunu yapabilirsek zaten o bürokratlar davet edilir, diğerleri davet edilir. Gelin arkadaşlar ya bu nedir? Bu rezalet nedir diye. FETÖ konusunda araştırma komisyonu kuruldu değil mi? Evet. Rapor yayınlandı mı? Yayınlanmadı. Niye yayınlanmıyor? Bu 15 Temmuz ilişki Evet. Niye yayınlanmıyor? Yayınlayamıyorlar. Çünkü millet gerçekleri görmesin istiyorlar. E bu kadar kirlilik varken... Bu kadar rezalet varken, paçalardan akıyorken ya arkadaş bunu siyasi olarak meclis toplansın. Çoğunluk zaten sizde. Biz bürokratları çağıralım. Bu kirlilik nerededir? Nereden çıkıyor? İlgili savcıları çağıracağız. Gelin kardeşim siz bu soruştur savcı suç işliyor şu anda. Soruşturma açmamakla savcılar, görevli savcılar suç işliyorlar. Peki ona bakan kim? Hiç kimse. Yani soruşturma mecliste... Dumura uğramış bir yapıyla karşı karşıyayız. Mecliste soruşturma komisyonu kurulsa aslında... ilk adım atılacak. İlk adım. İlk Sonra... ve en önemli deliller toplanacak. Hı. Varsa, siyasiler varsa Yüce Edibar'a yani Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Veya Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilecek. Kardeşim biz bu delilleri bulduk. Şimdi ayrıntılara girin. Emniyet girsin, siz girin. İstihbaratçılar girsinler. Bu rezalet nedir? Bu temizlensin. Bu olabilir. Aslında bu yapılabilir. Masak başkanı çağrılacak mesela. Tabii. Kardeşim sen mı? iki raporu niye ayrı ayrı verdin? Üstelik çok aradan uzun süre geçmedi. Sana kim telefon etti? Hani vardı ya zindaşlığı serbest bırakan. Bir hakim sonra açıkladı. Beni saraydan arıyorlar diye. Allah rahmet eylesin. Buran Kuzu. Buran Kuzu. Aradı ben de o yüzden serbest bıraktım. Demek ki bir uyuşturucu kaçakçısını hakim kolay kolay serbest bırakmaz. Bir siyasi gücün baskısı olmadığı sürece bırakmaz zaten. Sorumluluk sahibidir bu. Siyasi güç baskı kuruyorsa şu güvenceyi ver. Sen onu serbest bırak ben sana dokunmayacağım. Hatta seni ödüllendireceğim. Gerekirse anayasa mahkemesine, gerekirse yargıtaya seni üye yapacağım. Siz Erdoğan bu adımları atarsa buna katılırsanız verirseniz e elbette, çıksın elbette. ortaya öyle. Yani bizim önergeler reddedildi. Kendileri önerge versinler biz el kaldıralım. Hay hay. Çünkü siyasetin kirlilikten arınması bir partinin çıkarı için değil, Türkiye'nin çıkarı için geçerli. Ya Türkiye'nin saygınlığı için geçerli. Türkiye saygınlığını kaybetti büyük ölçüde. Uyuşturucu merkezi haline geldi burası. Yol geçen hanına döndü. İddialar böyle. Bakın iddianın ötesinde efendim gerçekler böyle. Niye gerçek? Dilovası'nda yakalanan uyuşturucu var. Soruşturma açıldı. Evet kemide. E, Önce bulunm bulunmadı deniyor. Önce bulunmadı sonra oradaki... Polis bir daha arayın bir, bir daha da arayın dedi. Arandı hmm. ve bulundu. Ne oldu onda? Hiçbir şey. Savcı soruşturma bile açmadı. Mersin Limanı'nda yakalandı. Bunlar böyle... 50 gram, 100 gram falan değil yani kilolarla. 100 kilo, 200 kilo, 300, birisi 500 kilo, birisi 600 kilo. Şimdi orada da yakalandı. Peki ne oldu? Soruşturma açılmadı. Ya o kokainler sonradan alınıp tekrar piyasaya satıldıysa ne olacak? Kimse bilmiyor ne oldu. Vahim iddialar bunlar tabii. Efendim i̇şte iddia değil. açık açıklaması Efendim, gerekir. Bunlar i̇şte... iddia değil, bunlar gerçek. Bunlar gerçek efendim. efendim? Uyuşturucuyla mücadele eden bir devlet ve bir teşkilatımız var. Şimdi bunlar açıklamaları lazım. Şurada şu yakalandı, bu oldu. Burada bu yakalandı, değil mi? Çeffaf. Aç Kim bu açıklayacak? İddialar vahim. Dolayısıyla Şimdi biz bakın, içinde kalmayalım. İsmail Bey, ben neden diyorum devlette liyakat olacak? Liyakat olacak ki bürokrat yasaların gereğini yapacak. Yasa dışı talimatların gereğini yapmayacak. Atadığınız kişi liyakat sahibi değil, tam, tamamen yukarıdan alınan talimatı yerine getiren kişi olunca devlete çürüme başlıyor. Açıklamıyorlar. Savcı, ya bu olay savcıya intikal etti mi etmedi mi? Bu kişiye Mersin Liman'da yakalan, uyuşturucu yakalanan kişiye siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vermişsiniz acaba? Bir de ayrıca affedersiniz. Kim verdi, kim aracı oldu bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını bir uyuşturucu bir lidere, bir uyuşturucu liderine veriyorsunuz? Kimler aracı oldu? Bir gariban başvursa Bunu asla almaz Bir şey soracağım efendim. Bu ortaya çıkanları siz bu yılın tecrübesiyle, mesela Susurluğa falan benzetiyorlar. Benziyor mu? Susurluğa mı benziyor? Susurlu ayrı bir olaydı. Hmm. Bu ayrıntıya girilmediği için, bu tam bir buzdağının görünen tarafı alt tarafını daha bilmiyoruz. Orada tam bir felaket olduğuna ben inanıyorum. Alt tarafında. Şimdi şeyde Susurluk'ta meclis araştırma komisyonu kuruldu, araştırmalar yapıldı, güvenlik görevlileri çağrıldı, devletin hmm. önemli kişileri çağrıldı, ayrıntılar alındı, raporlar düzenlendi. Burada hiçbir şey yok. Tam bir sessizlik var. Çünkü orada en azından tepedeki kişiler mafya işine bulaşmamışlardı. Şimdi tepedekiler Mafyayla beraber çalışıyorlar. Şimdi burada tabii şöyle bir hata biz de aslında şöyle bir ikilemde kalıyoruz efendim. Şimdi bir taraftan bir organize suç örgütü lider olmakla suçlanan bir isim. Şimdi normalde onun sözleriyle hani siyaset belirlenecek değil aslında normalde. Evet. Fakat geçmişte işte siz ana muhalefet liderisiniz. bir başka organize suç örgütü lider olmakla suçlanan kişi sizi tehdit etti bu ülkede. Tabii 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 ve siz linç girişimine uğradınız. Evet. Bir taraftan o bir taraftan evet. PKK'nın tehdidiyle evet. karşı karşıya evet. kaldınız. Evet. Bir taraftan bu kişi şimdi iddialarıyla ortaya çıkan kişi geçmişte iktidarı destekledi ve muhaliflere böyle vatan haini evet. dedi filan. Dolayısıyla biz böyle bir açmazda kalıyoruz. Yani insan ne yapacağını şaşırıyor doğrusu. Türkiye yönetilmiyor. Bir daha söyle Türkiye gerçek anlamda yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. Türkiye'yi yönetenler karanlık insanlar aslında. Karanlık insanların talepleri yerine geliyor. Bakın bugün gazetelerde bir haber var. O durumda bir otel basılıyor. Neyle? Tank. Ya Türk silahlı kuvvetlerine ait bir tank. Ya Allah aşkına bir otel'e nasıl girer ya? Sezgin Baran korkmazın oteli. Yani gittiği iddia edilen kişi de Cihan Ekşioğlu. Evet. Gazetedeki haber iddialar evet, bunlar. Evet ya bir yani otelin ya. sahibi eski sahibinin kızı söylüyor. Evet, ya yani, bilmeyenleri anlamsız evet. olayım. Ya yani bir filmde görsek deriz ki aman bu film amma da abartmış ya. Abart olmaz diye amma amma da da insan. abartmış ya böyle 5 yıldızlı bir otele ya devletin yani silahlı kuvvetlerinin tankı mı girer? İyi F16 ile gitmemiş. Ben size söyleyeyim. Peki F ne yapıldı? F16 ile de inebilirdi oraya. Ay ne yapıldı? Bu konuda açıklama yapan var mı? Yok. Böyle bir şey yoktur diyen var mı? Hiç yok. Demek ki doğru. Ya akıl alacak şeyler değil. Onun için İsmail Bey bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi lazım. Anlıyorum. Şimdi temizlenmesi ben... lazım. Siyasetin temizlenmesi. Siyaset kirli kabul etmemeli. Siyaset kirli. Bakın Sayın Bahçeli diyor ki siyasi etik kanunu çıksın. Güzel. Evet. Ya biz verdik reddedildi. Siz verin biz destekleyelim. de destekleyelim. Destek verecek e misiniz? Elbette efendim. Önünürsün. Elbette Güzel. efendim getirsinler biz de destek vereceğiz. Peki. Siyasi, te şey etik kanunu diyorlar, etik kanlı olsun, ahlak ahlak kanlı olsun, destekleyelim. Peki, Sayın Kılıçdaroğlu az evvel ifade etmeye çalıştığım gibi, biz Türkiye'nin kanalı, bağımsızlığımızın evet. teminatı reklamlar. Bir reklam arasına daha gireceğiz. Ama efendim, unuttum zannetmeyin. Siz tabii artık tecrübeli bir siyasetçisiniz. Evet. evet. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki tamam. soruyu unutmadım. Tamam. Değerli izleyenler bize bir reklam arası için müsaade verirseniz dönüşte söz veriyorum. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunu doğrudan yönelteceğim. Mesaj gelmiş internet sitelerinde, haber sitelerinde çok alıntılar yapmış. Mesajlarınızın hepsini okuyamadım çünkü reklam arasında da sohbetimizi devam ettirdik Sayın Kılıçdaroğlu ile. Günaydın ve hoş geldiniz. Katılımınız için teşekkür ediyorum. 9 Haziran 2021 Çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda en can alıcı soruyu sona bıraktık. Efendim. Erken seçim istiyorsunuz. Evet. Sizin Millet İttifakı'ndaki ortaklarınızla. Türkiye için istiyoruz. Erken ben bunu, bunu ne zaman söylesem siz de Türkiye için Türkiye diyorsunuz. Türkiye için çünkü Türkiye'nin gerçekten yeni bir iktidara, ahlaklı bir iktidara Peki, ihtiyacı var. Peki Cumhurbaşkanı da kim olacak? Şimdi şöyle ifade edeyim. Ee, i̇ki kanat var biliyorsunuz. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nda hiçbir tartışma yok. Bir kişi var orada zaten. Herkes bir kişinin emrine bağlı, otoritesine bağlı. Onun talimatı çerçevesinde hareket ediyor. E, o Erdoğan biliyorsunuz. E, orada demokrasi yok. Demokrasi kültürü yok. Otoriter bir yapı var. Otoriter bir anlayış var ve o anlayış Türkiye'yi yönetiyor. Millet İttifakı'nda ise demokratik bir anlayış var. Türkiye'yi dönüştürme anlayışı var. Güçlendirmiş parlamenter sistem anlayışı var. Siyasetin kirlilikten arındırılması gerektiği anlayışı var. Yargının bağımsız olması anlayışı var. Dolayısıyla demokratik bir süreç içinde hareket ediyoruz. Ee, biz Cumhurbaşkanı adayımızı e, Millet ittifakı olarak bir araya gelip oturup konuşacağız. Kim aday olmalı? E, Meral Hanım'ın yaptığı bazı açıklamalar var. Örneğin bir seferde tek adayla girilmeli şeklinde. E, HDP e, ayrıca kendi adayını, Cumhurbaşkanı adayını göstermeli diye. E, diğer e, Millet İttifakı'nın diğer aktörleriyle de bir araya geleceğiz. Örneğin Temel Bey'le de konuşacağız. Demokrat Parti'nin e, Sayın Genel Başkanı'yla da konuşacağız. E, İYİ Parti'nin e, genel başkanı da konuşacağız. Nasıl bir strateji belirlemeliyiz diye. Sayın İttifakta yoklar ama onlar da güçlendirmiş parlamenter sistemi Babacan istiyorlar. Ittifakta yok E şu anda resmi olarak ittifak dört partiden var ama Gelecek Partisi ve Deva Partisi de güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyorlar. Onlarla yaptığımız görüşmelerde onlar da hazırlıklarını yapıyorlar. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Meral Hanım kendi grubunda güçlendirilmiş parlamenter iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi amaçladıklarını anlattı. Ee, Sayın Davutoğlu e, geldiğinde onlar da bir çalışma yapmışlardı verdiler. İyi Parti'nin e, çalışması sonuçlandı ama Deva Partisi bir çalışma yapıyor. Biz de bir çalışmayı yaptık, Merkez Yönetim Kurulu'na sunduk. Önümüzdeki e, parti meclisi toplantısında oraya da sunacağız Sayın Akşener'in yaptığı açıklama. Evet. Hani Millet İttifakı olarak bizim bir adayımız olsun. Evet. HDP de ayrı bir adayla evet. ilk tur için evet. çıksın. Evet. Bu size nasıl geliyor? Değerli bir görüş zaten. Dolayısıyla biz diğer paydaşlarımızla beraber bir araya gelip oturup konuşmalıyız. Nasıl olmalı, profil nasıl olmalı, nasıl yapılmalı, hedeflerimiz nedir, amaçlarımız nedir diye. Ben şunu ifade etmek isterim İsmail Bey. Evet. Cumhurbaşkanı adayımızla birlikte ittifakı oluşturan bütün partilerin devlet yönetiminde görev alması lazım bunların aldıkları oy oranı tamamen farklı. <laughs> Çünkü Türkiye ee, yeni bir süreçten geçiyor. Yeniden Türkiye'yi inşa etmemiz gerekiyor. Parlamenter sistemi getireceğiz. Yargı bağımsızlığını getireceğiz. Efendim e, devlette liyakati getireceğiz. Efendim e, devletin hesap vermesini getireceğiz. Devletin kurumlarının sağlıklı ve tutarlı çalışmasını isteyeceğiz. E, siyasette iyi ahlakı isteyeceğiz. Vatandaş perişan vaziyette. E, gerçekten onları biraz rahatlatmamız gerekecek. Onu yapacağız. Ekonomi konusunda çok ciddi önlemler almamız gerekiyor. E, bu konuda ittifakı oluşturan partiler içinde bilgili, deneyimli, e, bürokrasiden de gelen e, çok sayıda siyasetçi var. E, biz bu anlayışla yola çıkacağız. Bugünden ben adayım, o aday, öbür aday şeklinde bir düşünceyi kısa kısa doğru bulmuyor Tabi. efendim? Tabii. Tam anlayayım. Tabii. Şimdi bir, Kılıçdaroğlu olarak sizin aday olup olmama konusunda bir kararınız var mı bugünden? Hayır. Bir kararınız yok da. Yok, hayır. Evet. Ortak aday olmalı diye bir kararınız var mı? E, olabilir. 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 Ortak adayın kim olması konusunda şahsınızın veya diğer lider adaylarının veya dışarıdan bir başka isim konusunda kafanızda bir isim var mı? Hayır. Şu anda belirlenmiş hiçbir şey yok. Yok, yok. evet. Şu Ö anda biz şuna kilitlendik. Hmm. Ee, güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana ilkelerini belirleyip İttifakın bütün bileşenleri bu ana ilkeler konusunda anlaştıktan sonra bir metnin altına hep beraber imza atmak. Hı. Yani biz nasıl bir Türkiye'yi düşünüyoruz? Önce onu koymamız lazım ortaya. Yani o zaman e, ön şartınız falan yok. Yok hayır. Bir şekilde. Evet. Yani diyorsunuz. Ön şartım şu. E, seçeceğimiz adayın tamam. biri kimli olması lazım bilgili olması lazım. Devlet din ne olduğunu bilmesi lazım. Ahlaklı olması lazım. Ailesiyle beraber toplumu örnek olması lazım. Toplumu ayrıştırmaması lazım. Toplumu bölmemesi lazım. Devlete liyakati savunması lazım. Bütün siyasi partilere eşit mesafede olması lazım. Bunlar ilkeler. Evet. Peki evet. ilkesel olarak yine soruyorum. Millet ittifakındaki siz, partiniz ve dostlarınızdan evet. genel başkanlardan biri mi olmalı esas? Onu da yine konuşacağız beraber. Tabii belli değil. E Tabii belli değil. Çünkü bakın. Eğer bir ittifak oluşturmuşsanız ve bu ittifakın temelini demokrasi anlayışı oluşturuyorsa sizin çıkıp da ben şöyle yapacağım demeniz asla doğru değil. Oturu konuşuruz. Akıl akıldan üstündür. İstişare yaparız. Bir araya geliriz. Sonuçta hepimiz Türkiye'nin çıkarı için mücadele ediyoruz. Evlatlarımız için mücadele ediyoruz. Daha güzel bir Türkiye, daha aydınlık bir Türkiye, itibarı olan bir Türkiye, bütün dünyanın saygı duyduğu bir Türkiye, bütün mazlum ülkelerin saygı duyduğu bir ülke ne getirmek istiyoruz. Dolayısıyla burada kişisel tercihlerin öne çıkması son derece yanlıştır. O vatandaşa verdiğimiz güveni tamamen yıpratır. Kişisel tercihlerden tamamen uzak, ülkenin çıkarlarına odaklanmış bir anlayışla gitmemiz gerekiyor. Peki söylediklerinizden doğru anlıyorsam lütfen teyit edin. Değilse evet. de düzeltin. Evet Ortak bir aday bulacaksınız anlaşarak. Evet anlaşarak. Ama o adayın etrafında da ülkeyi nasıl yönetmek istiyorsanız partilerin genel başkanları bütün, da olsun istiyorsunuz. Bütün bileşenleri orada olacak. Hmm. Bakın şu soruyu soruyorlar Önemli mesela. bu. Tabii bana şu soruyu soruyorlar. Efendim siz iktidar olduğunuzda yine gelip efendim başörtüsünü yasaklayacak mısınız? Ben de onlara şunu söylüyorum. Ya Temel Bey'e güvenmiyor musunuz? Temel Bey de orada olacak ekonomi konusunda bilmem ne oluyor Ali Babacan'a güvenmiyor musunuz hmm. ekonomi konusunda geçmişte şöyle veya böyle belli bir sınavdan geçmiş olan bir arkadaşım demokrasiye güvenmiyor musunuz demokrasi olacak mı kısıtlar gelecek mi İyi parti orada gelecek parti orada demokrat parti orada adı demokrat parti dolayısıyla hep birlikte Türkiye'ye belli bir güveni vermek zorundayız hmm. Şimdi biz kavgayı değil bakın altını özenleştir kavgayı değil farklı düşünen, farklı siyasi görüşleri olan insanların demokrasi konusunda bir araya gelmeleri. Bakın otoriter bir rejimi demokratik yollarla değiştireceğiz. Ben de demokrasi istiyorum. Temel Bey de demokrasi istiyor. Ali Babacan da demokrasi istiyor. Davutoğlu da demokrasi istiyor. Meral Hanım da demokrasi istiyor. Efendim Demokrat Parti'nin sayın genel başkanı da demokrasi istiyor ve hepimiz demokrasi istiyoruz. Demokrasinin kuralları var. Altın kuralları HDP, var. HDP de istiyor efendim. HDP de istiyor tabii. Ona da saygı duyacağız. Yani eğer anayasada Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ise HDP'ye de saygı duyacaksınız. Hatta AK Parti'ye de saygı duyacaksınız. MHP'ye de saygı duyacaksınız. Çoğulculuğu istiyorsunuz. Çünkü çoğulculuğu istiyorsunuz. Anladım. Hep benim dediğim doğrudur, diğerleri yanlıştır. Bu anlayış yanlış. Ama HDP'nin kapatılma davası tekrar... Onu asla doğru bulmuyorum. Bulmuyor musunuz? Bakın siyasi talimatla şu partiyi kapatın diye talimat verilemez. O talimatı verdiğiniz andan itibaren orada demokrasi yoktur. Hmm. Bir partinin nasıl kapatılacağı, hangi gerekçelere kapatılacağı yasada var. Savcı harekete geçmiyor ama siz savcıyı zorluyorsunuz. Mutlaka bir şey yaptı ya. Olmaz. Yanlıştır. Demokrasi aykırıdır. E bütün dünya bunu görüyor mu? Bütün dünya görüyor. O nedenle bütün dünya diyor ki Türkiye'de demokrasi yok. O nedenle bizim iş adamlarımız diyorlar ki, iş insanlarımız diyorlar ki biz önümüzü göremiyoruz. Ne olacak? ne yapacağız ya hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok her an gelip tutuklanabilirsiniz her an mallarınızı el konabilir e böyle bir düzen olmaz bu düzeni değiştireceğiz rahmetli Ecevit'in söylediği var ya ne kadar güzel aslında bugün için sanki söylenmiş gibi yani insanca hakça bir düzen ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen. Gerçekten de insanca hakça bir düzeni getirmeliyiz. Herkesin düşüncesine saygı göstermeliyiz. Herkesin düşüncesi farklı olabilir. Sayın Baykal da bana bir keresinde demişti ki efendim, sizin partinizde <laughs> evet. genel başkanlık yapmış evet. değerli bir isim. Günün birinde CHP demokratik usullerle bu partiyi iktidardan götürürse... Türkiye işte o zaman bütün dünyaya gerçek modeli göstermiş, demokrasi modelini ispatlamış olur demişti. Hiç unutmuyorum. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Sayın Genel Başkanımız son derece haklı bir görüş ifade etmiş. Yıllar evvel. Evet yani bu. Kuralları demokrasi içinde değiştirecekse dem demokrasi içinde olmalı. Dayatmayla olmamalı. Devletin kolluk güçleri insanların farklı düşündüğü diye insanların en sesinde boza pişirmemeli. Siyasi otorite böyle bir talimat vermemeli. Yani bir özgürlük ortamı yaratmalıyız. Hı hı. Çevre konusunda gençlerin ne kadar duyarlı olduğunu biliyorum. Özgürlük konusunda da ne kadar duyarlı olduklarını biliyorum. Yaşam tarzlarına müdahale edilmesini asla istemiyorlar. Üniversitelerin özgür ve özerk olması lazım. Ya nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Efendim bizim partiden birisini üniversiteye rektör atacağım. Olmaz kardeşim, olmaz. Hı hı. Burası üniversite, her üniversitenin bir kültürü var, bir geleneği var. Yüzyıllar, bir üniversite yüzyıllar içinde kendi geleneklerini, kendi kültürünü oluşturur. Şimdi siz bunları tamamen yok ediyorsunuz. Peki. Sayın Kılıçdaroğlu çok teşekkür ediyorum. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Demokrasi Meydanı'na katıldınız, evet. eksik olmayın. Ben de İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı olarak bugün burada Savaş Yıldız... İstanbul'da İrfan Tomakin, bütün ekip arkadaşlarıma emeği geçen İstanbul'daki arkadaşlarım dahil hepsine bize bu özgürce yayın yapma imkanı sağlayan kanalım Fox'a, yönetim kurulumuza, genel müdürümüzün şahsında bütün ailemize ve genel yönetmenimiz Doğan Şentürk'ü bütün Fox Haber ailesine, Ankara büromuza ve danışmanıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Yarın sabah görüşene kadar esen kalın, sağlıkla kalın. Çok teşekkür ederim.